Yahu mübarek, neredesin sen ya? Benim de her zaman gibi performansım, neşem, coşkum, heyecanım yerinde. Nazar değmesin ya. Geçen birisi beni o konuda methetti de yetişemedim reddetmeye. Benim hakkımda öyle söyledi. Telefondaki şahısa ben de kulak misafiri oldum. Yani tahminen öyle söylediğini düşündüm. Benim çok coşkulu, heyecanlı şekilde risaleleri okuduğumu o şekilde bir hüsnüzanda bulundu. Ben de elhamdülillah dedim ya. Çeyrek asır oldu. Ülfet hala gitmedi. Diyecektim. Fakat demedim. Yoksa küfranı nimet olur Allah korusun. Ülfet yok. Bizde elhamdülillah ama ülfetten çok korkuyorum. Dershanede çok şahit oluyordum. Ülfet hala mevcut olmadı elhamdülillah. Şimdi mütevazi olsun diye kabul de edemiyorum. Yalan olur. Yani suni bir tavır da takılmak istemiyorum. Nasıl yani? Hani ona çok şevkli, çok heyecanlı olduğumu göstermeyeyim. Alınmasın. Umudu kırılmasın. Kendine gücenmesin. Morali bozulmasın şeklinde suni bir tavır yalan olduğu için bu yola da sülük etmiyorum. Bu topa da girmiyorum. O yüzden biraz evvel ne dedim? Ülfet var bende. Maalesef eskisi gibi muhabbetle okuyamıyorum, okumuyorum dersem onun rızasını almış olurum. O kişinin morali bozulmaz. Fakat hakkın rızasını kaybetmiş olurum. Neden? Yalan söylemiş olurum. Ben o yüzden çok korkuyorum yalandan. Böyle bir yola tevessül etmek istemiyorum, etmiyorum. Evet, mükemmel seviyede, derecede, kademede lezzet alıyorum bu eserlerden. Var mı? Öyle söylüyorum yani. Bunu da ne için? Tahdis-i nimet nevinde kullanıyorum. Mübarek değil mi? Ve emmâ bi ni'meti rabbike fehaddis dersen sıkıntı olmaz. Bir kullanıcı yorumunu beğendi. Bir kullanıcı yanıtınızı beğendi. Evet. Güzel.